Beyler, bayanlar, selamlar. Yeni bir Play to Earn oyunu ile karşınızdayım. Ve bu seferki birazcık daha farklı bir oyun. Çünkü neden farklı? Eğer 4 işlem yapamıyorsanız bu sefer kesinlikle uzak durunlarım. Çünkü para gerçekten kazanamazsınız. Çünkü oyun oynarken sürekli bir hesap yapmanız gerekiyor. Basit işlemler ama o basit işlemleri bile yapamayacak kadar matematiğiniz yoksa... Evet, bu videoyu es geçin derim. Neyse, hadi geçelim şimdi videomuza. Oyunumuzun ismi Crystal Kingdoms arkadaşlar. Crystal Kingdoms'da bir tane karakter alıyorsunuz ve bu karakterle günlük bir kere 20 saatte bir maça girip belli başlı şeyleri yapıyorsunuz. Şeyler diye özellikle belirtmiyorum. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Çünkü farklı farklı şeyler var. Geçelim öncelikle white paper'ımıza. White paper'da arkadaşlar işte size gerekli tüm bilgileri veriyor. <laughs> Nasıl mint diyebileceğiniz. Mint içinde bu arada Iı, sesine girip şuradan cüzdanı bağladıktan sonra arkadaşlar şu sağ tarafta ya BNB ile ya da oyunun kendi tokenı ile iki tane kendi tokenı var bu arada ikisinden de şöyle tutmanız gerekiyor şurada size özellikle belirtiyor almanız gerektiğini söylüyor ve bu yaklaşık olarak şu anda 100 dolar civarında bu oyuna giriş gameplay ise arkadaşlar burada uzun uzun anlatmış ama aslında çok 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 kolay. Oyun açılır açılmaz ben bir deneyeyim dedim. Ve daha sonrasında günlük bir tane hakkım olduğu için lan bari şunu kaydedeyim de en azından hemen sizlerle paylaşayım dedim. O yüzden şimdi kayıt üstünden şuradaki videodan size anlatacağım. Kendi oynadığım kayıt üstünden anlatacağım. Hatta buradan da bu sayede hızlı hızlı ilerleyebiliriz. Karakterimi senkronize ettim öncelikle. Sonra oyuna girdim. Oyunumuz bu şekilde mini map'te arkadaşlar. Ve şuradan move dediğimizde rastgele olarak bir yere atıyor. Ve bize bazı oyunlar oynatıyor. Şu anda şuradaki işlemi gördünüz çok basit temel 4 işlemi yapmamız gerekiyor. Her doğru cevabımızda yukarısı ilerliyor ve bu sarı barı doldurmamız gerekiyor. Ama bir yandan da aşağıdaki mor barı gördüğünüz üzere yavaş yavaş adım adım süresi bitiyor. ya yani Bu süre bitmeden önce benim karşıma çıkan tüm bu soruları cevaplamam gerekiyor. En başta demiştim ya size eğer 4 işlem bilmiyorsanız mutlaka mutlaka uzak durun arkadaşlar diye. Evet dediğim kısım buydu arkadaşlar. Şimdi bir kere daha zar attım ve bu sefer nereye geldi? Gördünüz mü? Geriye doğru gitti de. Bir adım geriye gittim ve ee, diğer bu artık ne denir buna? Kendi crash oyunu diyeceğim ben. Kendi crash oyununu bize oynatıyor. Yine aynı şekilde süremiz var ve patlattıkça bunları. Yukarıdaki sarı barımız doluyor ve burayı tamamen doldurduğumuzda tekrardan ilerleyebileceğiz ve tekrardan şimdi move yapacağım arkadaşlar. Hop yine 4 işlem geldi. 4 işlemi yapmıştık. O yüzden şöyle hızlıca ileri sarayım. Ve bir sonraki zarı göstereyim size. Abi. Ve yine burada hatırlarsanız aynı şekilde genleri kırıyorum. Hızlı bir şekilde yine ileri doğru sarıyorum arkadaşlar. Hiç sizleri bekletmeyeyim. Bir sonraki oyunumuza bakalım. Yine zar attım. Ve nereye gideceğim acaba? Derken evet gerçekten çok ilerlemişim burada sabah uykusarsa de fark etmemişim yoksa net küfür ederdim burada gerçekten bir adım ilerime gittin diye ve bu sefer ha nihayet size farklı diğer oyunu gösterebileceğim benzer kartları bulma oyunu arkadaşlar yine yukarıdaki sarı barımız doldurdukça doğru buldukça eşleştirdikçe ilerleyecek ve altta da süremiz var e bir sefer bitirmeniz değil unutmayın yukarıdaki sarı barı doldurmamız gerekiyor. Ben yani mantığı anladığınız için arkadaşlar burayı da hızlıca ileri sarıyorum. Yine kart eşleştirmece oyunu. Kartlarımızı eşleştirdik. Bir daha zar attım. Bu sefer gem oyunu. Ve ardından da hop biraz geri saralım. Gem oyunu bitirdim gibi move dedim. Zaten bir adım kaldığı için. Ve şurayı dolduralım. Gördüğünüz üzere bana iki tane token verdi. İkisi de oyunun tokenı. Birisi SCS, birisi CKG. Son bir uyarımı daha geçeyim yine bu video üstünden. Şöyle haritayı görebileceğimiz bir yerde. Size gösteremediğim yer şu kırmızı yer. Burada da başka düşmanlarla, canavarlarla savaşıyorsunuz. Belli bir canınız oluyor. Yani sürekli canavarları gelirseniz ve e, sizi öldürürlerse kaybediyorsunuz. Ya da e, bunları doğru süre içinde yapamazsanız kaybediyorsunuz. Ya da şurada kuru kafa işareti var. Kuru kafa işaretinde de kaybediyorsunuz arkadaşlar. Kaybedince ne oluyor mu? O günkü hakkınız yanıyor. O gün hiçbir şey kazanamıyorsunuz. WhitePaper'daki burada yazan tüm açıklamada zaten biraz önce gösterdim. Oynanışı alakalı arkadaşlar. Crystal Kingdoms geleceğiyle ilgili de güzel planları var aslında. Scholarship Ship programı yapmaya çalışıyor. Bunu yapabilmesi için büyük ihtimalle her hesaba belirli bir karakter adeti getirmesi gerekiyor. Yani maksimum atıyorum. 3 tane karakter sınırı olacak. E, sen daha fazla yatırım yapmak istiyorsun. Multi hesap da yasak. Kardeşim scholar var tarzında bir şey yapabilir. İleride lentleri getirecekler arkadaşlar. Lentlerin şu anda sadece görselini koymuşlar. İşte e, nadirlerini nadirliğine göre sıralamışlar. Ve iki tane de Crystal Miner adında bir lan Büyük ihtimalle burada oyunun Crystal'ını direkt stake ederek çıkartabileceğiz diye tahmin ediyorum. Bir açıklama olduğu için tamamen kendi yorumum arkadaşlar. Şimdi sevmediğim diğer şey Discord'da benimle konuştuysanız ya da yazdıklarımı bir şekilde gördüyseniz Oracle oyunlarından çok canımız acıdı son zamanlarda. Ve bu oyunda maalesef Oracle. E o zaman hani Oracle girmeyeceğim girmeyeceğim deyip neden şimdi bunun videosunu çekiyorsun dersen arkadaşlar. Evet ben bu oyuna şöyle göstereyim size yaklaşık 41 gün önce Aa böyle de bir oyun varmış bari gireyim diye 41 gün önce girmişim arkadaşlar Ve bir tane karakter almışım Oracle bilmeyen arkadaşlara da hemen kısaca bahsedeyim ne oluyor Kazancınız hep bir şey sabitliyorlar oyuna girişi bir şey sabitliyorlar Yani ne anlama geliyor coin yükselse de siz atıyorum günlük 5 dolar mı kazanacaksınız 5 dolarlık yine token kazanmaya devam ediyorsunuz. Aa ne güzel. Sağlıklı gözükse de eğer oyun kötüye doğru gittiğinde bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Siz kazandığınız oyun tokenlarını anında çekemiyorsunuz. Belirli bir limit oluyor arkadaşlar. Diğer oyunlarda fee de vardı ama bunda neyse ki fee yok ama direkt süre sınırı var. 15 günde bir çekebiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Eğer işler yolunda gitmezse, oraya kadar sistemi yüzünden coin kötüye giderse her gün siz 5 dolar kazanıyorsunuz. Ama 14. günün sonunda ne oluyor? O 5 dolar her gün değer kaybediyor, değer kaybediyor. E siz çekerken bir bakmışsınız, e benim param erimiş. O yüzden Oracle'dan uzak duruyorduk. Bu tamamen size ait arkadaşlar. Son çıkan oyunların hepsi hala yine Oracle'da ısrar ediyor. Mercenary'dir, Crazy Miner'dir vesaire'dir. Biz onların hepsini Oracle olmasından dolayı es geçtik. Ama siz yine şansınızı deneyebilirsiniz. Biz bir ay öncesinde daha bu Oracle'lara girmemek kararından önce bu oyunla ilgili bir yatırım yapmış olduğumuz için oynamaya devam edeceğiz. Ha bu arada Oracle'a girilir mi girilmez mi tamamen tartışmalı arkadaşlar. Hani biz söylüyoruz diye doğru olmak zorunda da değil. Zaten Crazy Miner ve Mercenary'de oyunlarından da takip edeceğiz. Bakalım doğru bir karar mı vermişiz, yanlış bir karar mı vermişiz? E o zaman bu kadar konuştum. Peki ne kazandık arkadaşlar? Yaklaşık olarak 3 SCS diyelim. 0.1 de JKK 3'ten şunu hesaplarsak 4.5 dolar buradan gelmiş. Onunla bunu da hesaplarsan hadi 1 dolar da küsuratları çık. Yaklaşık olarak bir karakter bana 5 dolar bırakıyor ve en dandik karakteri arkadaşlar tier'ından görürsünüz zaten dandikliğini. 100 dolar yatırım demiştik. Eğer hiçbir sıkıntı çıkmazsa coin aynı yerde kalırsa yani aşağı düşme olmazsa eğer 100 dolarla girdiğinizde 20 gün gibi bir ROI var arkadaşlar. kararsızın Şu şekilde ben size token'ı da göstereyim. Geçmişte şurası tamamen alsatla alakalı. Geçmişte işlem yapılamıyordu. Bunlar tamamen buralar alsat arkadaşlar. Önemli olan yer şurası. Sabah 6 civarında. Evet tam tam olarak burası arkadaşlar. Şuradaki yeşil noktadan itibaren. Sabah 6 civarında oyun açıldı. Ha yine oyun. Bir şansımı deneyim derseniz ve 4 işlem yapabiliyorsanız oyun fena değil en azından öyle basit tıklamalı lan bastım aldım bastım aldımdan öte ya bir şeyleri oynadığınızı hissediyorsunuz karar tamamen sizin arkadaşlar mutlaka araştırmanızı yapın bir white paper'ı baştan sona okuyun ondan sonra kafanıza yatarsa risk size aittir deyip videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.